Soru ve cevaplar Allah'ın varlığının delilleri nelerdir? Allah'ın varlığını nasıl ispatlarız, kanıtlarız? Varın ispatı yokun ispatından her zaman daha kolaydır. Bir elma cinsinin yeryüzünde bulunduğunu bir tek elmayı göstermekle ispat edebiliriz. Halbuki yokluğunu iddia eden kimse bütün yeryüzünü hatta kainata dolaşıp ancak ondan sonra onun yok olduğunu yokluğunu ispat edebilir. Bu ise imkansızlık çapında bir zorluk demektir. Öyleyse diyebiliriz ki yok hiçbir zaman ispat edilemez. Bir sarayın kapılarından 999'u açık biri kapalı olsa kimse o saraya girilemeyeceğini iddia edemez. İşte inkarcı devamlı surette kapalı olan o bir tek kapıyı nazara verip onu göstermek ister. Aslında o kapıda o inkarcı ve onun gibi olanların gözlerine çekilmiş perde sebebiyle onların ruh dünyalarına kapalıdır. Mümin için kapalı kapı yoktur. Yeter ki gözlerini Yeter ki gözlerini yummasın. Zaten 999'u herkese açıktır. Hem de ardına kadar işte o kapı ve delillerden birkaçı imkan delili, imkan bir şeyin olmasıyla olmamasının eşit ihtimale sahip olması demektir. Günlük konuşmalarımızda mümkün mümkün derken olabilir de olmayabilir de manasını kastederiz. Yaratılmış olan her varlık bize şu gerçeği aykırır. Benim olmamla olmamam eşit idi. Şu an ben varsam var olmamı yoklukta kalmama tercih eden biri var demektir. O ise ancak Allah'tır. Hudus delili, hudus sonradan olma demektir. Hudusun en büyük delili değişmedir. Bir varlıkta değişme varsa bu hareketin bir ilk noktası olacaktır. İşte o noktadan önce o şey varlık sahasına çıkmamıştı. Henüz yokluktayken var olmayı kendi kendine irade edemeyeceğine ve buna güç yetiremeyeceğine göre bu varoluş Allah'ın yaratmasıyla gerçekleşmiş demektir. Maddenin termodinamik kanununa göre sürekli yokluğa doğru kayması, kainatın durmadan genişlemesi, güneşin süratle tükenişe doğru yol alması gibi hadiseler bu varlık aleminin bir başlangıcı olduğunu gösteriyor. Sanat atomdan insana, hücreden galaksilere kadar bütün kainatta ince ve baş döndürücü bir sanat göze çarpmaktadır. Evet bir Baştan bir başa kainattaki her eser özelliklere, şu özelliklere sahiptir. Büyük sanat Değeri taşır. Çok kıymetlidir. Çok kısa zamanda ve çok kolay yapılmaktadır. Çok sayıda olmaktadır. Karışık ve çeşit çeşittir. Devamlıdır. Halbuki kısa zamanda çok sayıda kolay ve karışık yapılan işlerde sanat ve kıymet olmaması gerekir. Ancak yapan Allah Celle Celaluhu olursa, o zaman her şey değişir ve zıtlar bir araya gelebilir. Devir ve teselsülün muhal olması devrin muhal olduğu şey misaline açıklanıyor. Bir yumurtayı tavuğun yaptığını iddia eden adama soruyorsunuz, tavuğu kim yaptı? Buna karşılık onun çıktı yumurtayı gösteriyor. Buna göre tavuğu oradan çıkardığımızda yumurtayı yumurta yapmış oluyor. Bu ise muhaldir. Teselsül ise bir şeyin silsile halinde. Buna göre tavuğu aradan çıkardığımızda yumurta yumurtayı yapmış oluyor. Bu ise muhaldir. Teselsül ise bir şeyin silsile halinde ta ilk noktasına kadar gidip o ilk varlığı kimin yaptığını sormak suretiyle Allah'ın varlığını ispat metodudur. Yani bu meyveyi şu ağaç yaptı. O bir önceki meyveden oldu. O da bir önceki ağaçtan böylece ilk ağaca yahut ilk meyveye kadar varıyor. Soruyoruz bunu kim yaptı, yarattı? Kur'an yolu devir ve teselsülden çok farklıdır. Yumurtayı kim yaptı yahut meyveyi kim yaptı sorusunun cevabı doğrudan doğruya Allah yarattı diye cevap verilir. İlim, irade, şefkat, merhamet kavramlarından bir nasibi olmayan, insanı tanımayan, hikmetten, sanattan anlamayan bu sebeplerin tavuğun ve ağacın sonucun yaratılmasında hiçbir tesirleri olmadığı ispat edilir. Böylece devir yahut teselsül deliline gerek duyulmaz hikmet ve gaye delili her varlıkta kendisine mahsus bir gaye, bir maksat, bir fayda takip edildiği göze çarpmakta ve hiçbir şeyde gayesizlik, manasızlık, israf sayılacak hiç herhangi bir durum müşahede edilmemektedir. Halbuki ne madde aleminde ne bitki ve hayvanat dünyasında ne de eşya ve hadiselerde şuur ve idrak mevcut değildir ki, şuur ve idrak mevcut değildir ki bu gayeler silsileyi, si takip edilebilsin. Öyleyse kainattaki bu şuurlu iş, bu şuurlu işleyişi ve bu hikmet ve gayeleri ancak Allah'a isnat etmekle makul bir yol tutmuş olabiliriz. Yardımlaşma dili, yağmurun, toprağın imdadına, güneşin, gözlerin yardımına, koşmalarından ta havanın kanı temizlemesine kadar bu alem bir yardımlaşma hareketiyle adeta dolup taş taşmaktadır. Bu yardımlaşmayı yapan taraflar birbirlerini tanımamakta, bilmemektedirler. Öyleyse bu merhametli icraatı <laughs> sebeplere vermek mümkün değildir. Temizlik, kainattaki nezafet ve temizlik başlı başına bir delil olarak bize Kuddüs ismiyle müsemma bir zatı Celle Celaluhu anlatmaktadır. Toprağı temizleyen bakteriler, böcekler, karıncalar, nice yırtıcı kuşlar, nice yırtıcı kuşlar, rüzgar, yağmur ve kar denizlerde, denizlerde buzullar ve balıklar gezegenimizde atmosfer, uzayda kara delikler, bünyemizde kanımızı temizleyen oksijen, ruhumuzu sıkıntılardan kurtaran manevi esintiler hep Kuddüs isminden haber vermekte ve o ismin verasında ki zat-ı mukaddesi göstermektedir. Simalar herhangi bir insanın siması en ince teferruatına kadar kendisinden evvel geçmiş milyarlarca insandan hiçbirisinde birebir benzememektedir. Bu kayda kendisinden sonra gelecekler için de aynen geçerlidir. Bir cihette birbirinin aynı diğer cihette birbirinden ayrı milyarlarca resmi küçücük bir alanda çizip sonra da kendileri gibi olması mümkün. Milyarlarca resimden ayırmak ve her şeyi sonsuz ihtimal yolları içinde bir yola bir şekle sokmak elbette ve elbette yarattığı her varlığı hem de hiç kapalı bir yanı kalmamak üzere bilen ve o varlığa istediği şekli güç vermeyi istediği şekli vermeye gücü ve ilmiyeten Cenab-ı Hakk'ı en, en sağır kulaklara dahi duyuracak bir kuvvetle kuvvette ilandır. Cenab-ı Hakk'ı en sağır kulaklara dahi duyuracak kuvvette ilandır. Fıtrat ve vicdan delili Allah'ı tanımanın sayılamayacak kadar çok delil ve işaretleri insanın yaratılışında fıtratında mevcuttur. Bunlardan birkaç örnek insan fıtratı ve vicdanı her nimetin mutlaka şükür istediğini bilir. Bir peygambere kavuşmuş ve hidayete ermişse şükrünü Allah yapar. Aksi halde batıl mabutlara tapar. Bu tapma insan vicdanının insanı zorlamasıyla gerçekleşir. Güzelliği takdir hissi de insan fıtratında mevcuttur. Sergiler, fuarlar bu his ile gerçekleşir. İnsan bu yaratılışının gereği olarak şu sema yüzünde sergilenen yıldızları, zemin yüzünde boy gösteren çiçekleri, ağaçları, ormanları dolduran ceylanları, aslanları denizlerde kaynaşan balıkları seyretmek, onlardaki ilahi sanatın mükemmelliğini takdir etmek durumundadır. Tarih, <laughs> dinler tarihe dinler tarihi şahittir ki insanlık hiçbir devrini dinsiz geçirmemiştir. Batıl hatta gülünç dahi olsa insan her devirde bir din inanmış ve bir manevi sistemi takip etmiştir. İnsan fıtratına inanma duygusunu Allah koymuştur ve insan i̇nsan ona, Allah'a inanmakla mükelleftir. Kur'an, Kur'an-ı Kerim'in kelamullah olduğu ispat eden, Kur'an-ı Kerim'in kelamullah olduğunu ispat eden bütün deliller aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın varlığını da ispat eder durumdadır. Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna dair yüzlerce delil vardır. Bunlar Kur'an ile alakalı İslam kaynaklarında en ince teferruatına kadar mevcuttur. Bütün bu deliller kendilerine mahsus dilleriyle Allah vardır derler. Peygamberler, peygamberlerin ve bir hasta peygamber efendisi, iki cihan serverinin aleyhissalatü vesselam peygamberliği ispat Eden bütün deliller de yine Cenab-ı Hakk'ı anlatan delillere dahil edilmelidir. Zira peygamberlerin varlıklarının gayesi tevhid yani Allah'ın varlık ve birliğini ilan etmektir. Öyleyse her peygamberin kendi peygamberliğini ispat eden bütün delilleri o zamandan o zamanda Cenab-ı Hakk'ın varlığına da delil olmaktadır. Bir peygamberin hak nebi olduğunu ifade eden bütün deliller aynı kuvvetle hatta daha da öte bir kuvvetle Allah vardır ve birdir demektedir.